Bismillahirrahmanirrahim. Biz burada savaşacağız. Esselamu aleyküm kardeşlerim. Bu yazı uzun olmayacak, hatta çok kısa olacak diğerlerine kıyasen. Sizlere çok fazla şey anlatmayacağım, sizleri çok fazla yormayacağım. Sadece durduğumuz nokta nedir, bu sorunun cevabını vermek için yazıyorum bu mektubu. Yazma vebali benimdi, üzerimden attım. okuyup paylaşma vebali ise sizdedir. Bu yazı bir selamdır. Verdim, alma sırası sizdedir. 2001 yılı Haziran ayının sonları. Erbakan kapatılan Fazilet Partisi sonrası partinin ileri gelenleri ve camianın ağır toplarıyla bir istişare meclisi kurar. Bu meclisin amacı Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra çizilecek yol haritasını belirlemek ve daha önce yapılan hatalara düşmemek için strateji geliştirmektir. Herkes geldikten sonra toplantı başlar. Besmele, Hamdele ve Selvele'den sonra bir yiğit söz hakkı ister. Bu yiğit daha önce yıllarca komünizme karşı müslümanların safında yer almış. Akıncılar Derneği'nin de kurucularından. Söz hakkı verir Erbakan. Bu yiğit adam o güne dek güdülen bütün taktik ve stratejilerin yanlış olduğunu, bundan sonra o günlerde kurulma planları yapılanak partiye katılmaları gerektiğini söyleyince Odada Erbakan haricinde herkes buz keser. Erbakan başıyla işaret ederek dinlemeye devam etmek istediğini ima eder. Tam o sırada Oğuzhan Asiltürk ayağa kalkarak araya girmek ister. Bu adamı konuşturmayın, dışarı çıkaralım efendim der Erbakan'a. Akıncı yiğit adam sakin bir şekilde Oğuzhan Asil Türk'e dönerek belindeki silahı çıkarır ve ben buraya konuşmak için davet edildim. Buradan iki şekilde dışarı çıkarım. Ya beni konuşturmayanları alnından vurur, elleri kelepçeli çıkarırım ya da söyleyeceklerimi efendi gibi söyler öyle çıkarım. Oğuzhan Asil Türk korku dolu gözlerle hem sakin hem de çılgın olan bu adama bakar. Erbakan Oğuzhan Asil Türk'e dönerek otur aşağı müdahale etmeler. Akıncı'ya dönerek sen de sakin ol anlat ne anlatacaksan der. Bundan sonra kimsenin kendisine müdahale etmeyeceğinden emin olan Akıncı devam eder. Hem de tarihi bir nükteyle. Sizler Sakarya Meydan Muharebesi'nin nasıl kazanıldığını biliyor musunuz? 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan geri çekilmenin tam 238 sene sonra durdurulduğu ve müdafadan saldırıya geçtiğimiz o savaş ne demektir biliyor musunuz diye kükreti Akıncı Meclisi. 22 Ağustos günü 1921 yılında tıpkı bizim burada toplandığımız gibi Sakarya'da da Savaş Meclisi toplanır. O meclisin başında Fevzi Paşa vardır. Düşman ordularıyla bizim ordularımız kıyas edildiği zaman durumumuz hiç de iç açıcı değildir. Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bu dönemde bütün vilayetlerden bütün ordularımız bu savaşta feda edilecektir. Ya kazanacağımız ya da yok olacağımız bir savaştır Sakarya. Fevzi Paşa bunun farkındadır. Komutanlarını toplar. Bu komutanlar arasında birkaç silsile geriden ailesi hem kumandan komutan olan Yakup Şevki Paşa da vardır. Fevzi paşa kopacak olan kıyametin stratejisini anlatır. Burada kısa bir bilgi vereyim. Türklerin tarih boyunca savaş taktiği hiç değişmemiştir. İşte o taktik herkesin sandığı gibi hilal taktiği değildir. Hilal taktiği demek her savaşta Türklerin farklı taktik kullanması demektir. Yani düşmanı çevreleyip ortaya aldıktan sonra yok etme taktiğinin adı hilal taktiği değildir. Hilal taktiği bu kadar basit bir taktik olamaz. Yıllardır Türklerle savaşan hiçbir ordu Türklerin kendilerine nasıl geleceğini kestirememiştir. Bunun sebebi de Türklerin coğrafya, hava şartları ve düşman gücünün durumuna göre taktik belirlemesidir. Aslında hilal taktiği tam olarak Türklerin coğrafya, hava durumu, düşmanın kuvveti ve kendi gücünü hesaba katarak belirlediği stratejiye denir. İşte Sakarya Meydan Muharebesi'nde de bir hilal taktiği uygulanacaktır. Bu hilal taktiğinin nasıl olacağını düşman kuvvetleri az çok kestirmektedir. Nitekim 238 senedir Türkler geri çekilmeye yönelik bir taktik uygulamakta ve hep kaybetmektedir. Bu savaşsa son savaştır. Hatta tarihte melhame-i kübra olarak geçer ki bu aslında savaşın şiddetini tasvir etmek için kullanılan bir tabirdir. Fevzi Paşa savaş stratejisini anlatınca Yakup Şevki Paşa'nın yüzü asılır. Bu stratejiyle yok olacağız paşam der. Bu savaşı kazanırsak ne ala ama ya kaybedersek? İşte herkesin aklındaki soru budur. Çünkü belirlenen hilal taktiğinde geri çekilmeye dair tek emare olmadığı gibi fırsat da olmayacaktır. Ya düşman kuvvetleri yok edilecek ya da Türk ordusu tamamen yok olacak şekilde uyarlanmış bir savaş stratejisi. Allahu Ekber. Yakup Şevki Paşa tekrar sorar. B planı nedir paşam? Bu soru uzun bir sessizliği de beraberinde getirir. Fevzi Paşa "B planı var paşalarım." diyerek sessizliği bozar. "B planımız şudur. Eğer yenilirsek, mağlup olursak geride küçük bir birlik bıraktım. Onlar kadınlarımızı ve çocuklarımızı Amanos dağlarına" Ağrı Dağı'nın eteklerine, Toroslara geri çekecek, orada 100 yıl boyunca gerilla taktiğiyle savaşacaklar. Kadınlarımız çocuk doğuracak, 4-5 nesil boyunca bu hedef doğrultusunda o dağların eteklerinde savaşçı yetiştirecekler ve 100 yıl sonra tekrar geri saldıracaklar ve bu toprakları tekrar düşmanlardan geri alacaklar. Bu konuşma esnasında bütün komutanlar ağlamaktadır. Yakup Şevki Paşa hıçkırıklara boğulur. Diğer paşalar ve komutanların gözlerinde koca bir tarih gözyaşı olur dökülür yere. Olay anlaşılmıştır. Bu bir varoluş savaşıdır. Bu yüzden düşmana karşı belirlenecek strateji onların beklemediği bir strateji olacaktır. Ertesi gün Türk orduları büyük bir taarruz başlatır. 20 uçağı olan düşman kuvvetlerine karşı sadece 2 uçağıyla Türk ordusu savaşmaktadır. Türk savaş uçakları iki tane olmasına rağmen adeta bir kartal gibi 20 düşman uçağı içinde süzülmekte ve aşağıda taarruza geçen Türk askerlerini şevke getirmek için düşman uçaklarına zayiat vermekle kalmayıp alçak uçuşlar yaparak askerlerimizi galeyana getirmektedir. Askerler savaşırken Amanosları düşünmektedir. Ağrı Dağı'nı, Torosları. Savaş bir günlük bir haftalık savaş değildir. Türk ordusu artık geri dönüş olmayacağını bilmektedir. Her şafak yeni bir saldırı, yeni bir plan, yeni bir doğuş. Her gün yüzlerce şehit, düşmanın yok edilen cepheleri, düşen uçaklar. Bizim iki uçağımız hala ayakta. Tam 22 gün sürdü savaş. 22. gün sonunda Fevzi Paşa'nın ölüm emriyle atıldı bütün askerler. Düşman kuvvetleri 100 kilometrelik savaş alanında adeta çil sürüsü gibi dağılmaya başladı. Tam 238 yıl sonra. Viyana'dan beri ilk defa geri çekiliyordu düşman kuvvetleri. Bunun sebebi 238 yıldır güdülen taktik ve stratejilerin hattı müdafaa üzerine belirlenmesiydi. Savaş sona erdiğinde komutanlar tekrar bir araya geldiler. Yakup Şevki Paşa ağlıyordu yine, dayanamadı ve söz aldı. Paşalarım dedi, benim iki, üç, dört, beşinci ceddime kadar bütün dedelerim komutandır. Hepsi savaşlar yönetmişlerdir. Ben de bu gelenekten gelmekteyim. En başında bu plana soğuk bakma sebebim bizim hiçbir zaman yok olmaya veya yok etmeye yönelik bir strateji geliştirmemiş olmamızdı. Hep geri çekildik, hep savunma yaptık. Şimdi B planının ya var olmak ya da yok olmak olduğunu duyunca kendimden ve askerlerimden emin oldum. Ve anladım ki Allah'ın vaat ettiği zafer yine bizim direncimiz ve isteğimizle oluyormuş. Bu anlattıklarımın tamamını Akıncı Yiğit Erbakan'a ve mecliste toplanan istişare heyetine anlatıyordu. Hepsinin gözleri dolmuştu. Erbakan başıyla ara ara onaylıyordu. Artık müdafadan bıktım dedi Akıncı abi. Ben Erdoğan'a katılarak artık saldıracağım. B planımız gerekirse yok olmak olsun. Gerekirse bacılarımız, analarımız, kadınlarımız Toroslara, Ağrı'ya, Amanoslara çekilsin. Orada savaşacak yiğitler doğursun. Ama benden hattı müdafaa bu kadar. Ben saldırmaya gidiyorum diyerek sözlerini tamamladı, Akıncı Bey'i ve toplantıyı terk etti kardeşlerim sizinle içinde tarih barındıran bu hatırayı neden anlattığımı eminim hepiniz biliyorsunuz biz erdoğan'dan önce saldırmak nedir bilmedik biz hep savunma yaptık Hatta savunmayı bile beceremedik çoğu zaman. Elimizden her şeyimizi aldılar. Gençliğimiz, imanımız, derdimiz, aşkımız, her şeyimiz katledildi. O katleden suretler ve isimler değişse de fikir aynıydı. Bu vatanın ilerlemesini istemeyen ve bu vatan üzerinden hain emeller güden küfür ehli piyonlarını kullanmaya devam etti. Ve artık Sakarya Meydan Muharebesi'nin eşiğindeyiz. Şu an var olma veya yok olma mücadelesi veriyoruz. Hayır hayır. Kesinlikle mübalağa değil bu. Allah'a yemin ediyorum bu savaşı kaybedersek kadınlarımız tıpkı Fevzi Paşa'nın dediği gibi Amanoslara, Toroslara geri çekilecekler ve yurdumuzu düşmanlardan geri almak için bebekler doğuracaklar. Biz burada kalacağız. Biz artık geri dönmeyeceğiz. Biz geri çekilmeyeceğiz. Bize artık ölümün de, esaretin de adresi aynı. Bu topraklarda hain emeller güden Amerika, İngiltere, İsrail, İran ve içerideki işbirlikçileri Erdoğan'ın kellesiyle beraber vatanı istiyorlar. Sakarya'da durdurduklarımız şu anda geri döndüler. Onlar Muhammed'in ordularının bu topraklarda olduğunun farkındalar. Tankları ele geçirenlerin, jet uçaklarına kafa tutanların, zırh delici helikopter kurşunlarına o kurşunlar yüzünden eriyeceğini bile bile hedef olanların toprakları burası. Bizlerden Malazgirtin 1453'ün Sakarya'nın intikamını almak için her koldan saldırı başlattılar. Biz sadece müdafaa etmeyeceğiz. Bizler de saldıracağız. Suriye'de, Afrika'da, Pakistan'da, Belucistan'da, Irak'ta, Sudan'da ne kadar birimlerimiz varsa, nöbete bırakılmış ne kadar hücre varsa uyandırılmıştır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onlar bizden liderimizi istiyorlar. Çünkü bugün Suriye'de muhaliflerin bir lideri olmadığı için zafer gelmiyor. Onlar bizden liderimizi istiyorlar çünkü bugün Irak'ta tek bir Müslüman lideri olmadığı için zafer gelmiyor ve İran cirit atıyor. Onlar bizden liderimizi istiyorlar. Çünkü bugün ümmetin lideri olarak da tanınan birinin kellesini almak, onlar için dini mübini İslam'ı sahipsiz bırakmak demektir. O kafirlere sesleniyorum. Vallahi, vallahi, vallahi biz burada kalacağız. Başkomutanımız Erdoğan, Sakarya'daki Fevzi Paşa gibi öyle bir stratejiyle üzerinize gelecek ki, ordularımızla karada, havada ve denizde sizleri perişan edeceğiz. Vallahi vallahi vallahi. Bu milletin B planı dağlara çekilip 100 yıl sonrasına hazırlanmak bile olsa Allah'ın intikamı yerini bulacak ve bizler sizlere hiçbir zaman galibiyet sevki tattırmayacağız. Bu milletin bağrından çıkacak evlatların kabiliyetinden habersiz olmasanız Bin yıldır her defasında bu sefer Türkleri yeneceğiz umuduyla saldırmazdınız. Ne siz akıllanacaksınız ne de biz sizlere hayal kırıklığına uğratmaktan vazgeçeceğiz. Bu sürecin sonu ne olursa olsun yazdığım bu kalem üzerine yemin ediyorum sizler perişan olacaksınız. Kardeşlerim, başkomutanımız Erdoğan'a yönelik içerideki hainlerden çok dışarıdaki İslam düşmanlarının büyük planları var darbe sonrası onlar için başarısız geçen bu sürecin telafisi bir suikast olabilir suikast sadece hayata kastetmek değildir etkisiz hale getirmek de bir suikast biçimidir. Millet olarak emniyet birimlerimiz ve askerlerimizle bir an önce yakınlık birlik kurup düşmana karşı organize olmalıyız. Darbe tehlikesi bitti diyerek köşeye çekilen kardeşlerim, vatan sadece darbeyle elden gitmez. Darbeden daha farklı taktiklerle de bu vatana kastedebilirler. Sizin her zaman lideriniz ve güvenlik birimleri etrafında kenetlendiğinizi biliyorum. Zaten 15 Temmuz'da yaptıklarınız bundan sonra yapacaklarınızın da hem garantilerinizin, hem de tesellisidir. Allah'a hamdolsun bu savaştan zerre geri kalacağınızdan tek şüphem yok. Şu an içimizde tıpkı Sakarya Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi alçak uçuş yaparak askerleri şevke getiren o iki pilot var.'' İçimizde Yakup Şevki Paşalar var. İçimizde Fevzi Paşalar var. Sözüm Saadet Partili kardeşlerime, sözüm Milliyetçi Hareket Partilisi, Ülkücü Yiğitlere, sözüm Alperenlere, sözüm AK Parti'nin direnişçilerine, sözüm Hüdapar'ın korkusuz cengaverlerine, sözüm Cumhuriyet Halk Partili vatanseverlere, sözüm bu vatanı seven bütün savaşçılara. Bu bir parti meselesi değildir. Bugün liderimiz Erdoğan'dır. Yarın bir başkası olacaktır. Bu ümmet her zaman bağrı Kahramanlar çıkaracaktır. Bu milletin kahramanları hep zor anlarda kendini gösterir. En sakin, en beklemediğiniz insanlar kriz anlarında Allah'ın izniyle öyle bir role bürünür ki, bir anda satranç tahtası yerle bir olur. Bir anda bütün dengeler değişir. Sadece ama sadece elden gidecek olanın bin yıldır dökülen milyonlarca insanın kanı olduğunu iyi anlayın ve bu kanlar üzerine kurulan kadim devletlerimizin her zaman olduğu gibi yine vahşilerce kurulmuş şeytani bir ittifakın hedefinde olduğunu. Sizlere uzun süredir yazıyorum. Irak, Suriye, Lübnan, Pakistan, Libya, Sudan, Somali. Her şeyi sizlere anlattım. Yazdıklarıma hep acaba diyenler oldu biliyorum. Bazıları için belki hayal ürünüydü. Bütün bunların hakikat olduğunu Erdoğan Beştepe'de haykırdı. Erdoğan şeytanın bekçilerine şöyle seslendi. Artık Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da kurduğunuz bütün oyunları bozacağız. İşte bu açıklama şeytana karşı bir savaş ilanıydı. Hem de 100 yıldır ilk defa bu kadar açık bir şekilde verilmiş savaş ilanı. Şeytanın müttefikleri İngiltere, Amerika, İsrail, İran ve içerideki hainler. Darbe sürecinde tehdit ettikleri Erdoğan'ın asla geri adım atmayacağını bu sözlerle anlamış oldu. Şimdi kesinlikle daha güçlü gelecekler. Daha saldırgan olacaklar. Bu söylediklerimi ikinci bir kalkışma olarak sakın algılamayın. Darbeden çok daha etkili yöntemler vardır. Bu işler NATO'dan çıkarılmakla başlar ve işgalle biter. Şimdi sizlere Fevzi Paşa'nın Yakup Şevki Paşa'nın torunlarına sesleniyorum. Bundan sonra geri dönüş yok. Başkomutanın ordumuzun ve emniyet birimlerimizin yanında kenetleneceğiz. Fitnelere mahal vermeden Gerçek düşmanları unutmadan, uyanık bir şekilde nöbetlerimize artık günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca devam edeceğiz. Burası bizim vatanımız. Burayı asla terk etmeyeceğiz. Benim mezarım olacaksa İstanbul'da olacak. Erzurumlu kardeşim senin mezarın olacaksa Erzurum'da olacak. Ankaralı kardeşim senin bir mezarın olacaksa Ankara'da olacak. Hiç kimse yerini yurdunu terk etmeyecek. Ayakta kalan son birime, son cana kadar kanakan dişe diş bu savaş devam edecek. Kanuni Sultan Süleyman dönemini hatırlayın. Size Pir Mehmet Paşa'yı hatırlatayım. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat ve Tebrizi Safevilerden temizlemek için sefere çıktığında yanında Pir Mehmet Paşa da vardır. Ordu yorgundur. Bütün paşalar bir gün dinlenip daha sonra saldırma tavsiyesi verir. Sadece Pir Mehmet Paşa buna karşı çıkar. Hemen saldıralım ve bu iş bitsin der. Kanuni Sultan Süleyman sebebini sorar. Piri Mehmet Paşa ise bu askerlerin günlerdir yürüse de karınlarını doyurup savaşabilirler ve savaştan sonra askerlerin durumları netleşir. Ama şimdi direnirlerse yarına yorgunluktan hiçbir ayağa kalkamaz. Ayaklar şişecektir. Tembelleşeceklerdir ve Safevi orduları karşısında perişan olacaklardır. Ancak şimdi sıcağa sıcağına çarpışırlarsa henüz nüksetmemiş bu durumlardan zarar görmezler. Tarihi kaynaklara göre 3 yıl, bazı kaynaklara göre ise 6 yıl boyunca Pir Mehmet Paşa Kanuni'nin yanından ayrılmamış ve verdiği hiçbir kararda hata yapmamıştır. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Pir Mehmet Paşa'yı yanına çağırmış ve onu azlettiğini söylemiştir. Çok şaşıran Pir Mehmet Paşa bunun sebebini sormuştur. Bir hata yapıp yapmadığını öğrenmek istemektedir. Kanuni Sultan Süleyman ise o tarihi itirafı yapmıştır. Sen paşa olduğun sürece hep senin kararlarına saygı duydum ve hep senin kararlarını uyguladım ve hiç hata yapmadım. Bu yüzden üç yıldır kendimi sultan gibi hissetmiyorum. Bu yüzden senin gitmeni istiyorum. Bu cevap karşısında hem mahzun olan hem de bir hatası olmadığını öğrenince şükreden Pir Mehmet Paşa ihtiyaç duyulduğu an emrinde olacağını belirterek huzurdan ayrılmıştır. Bizim Fevzi Paşalarımız, Pir Mehmet Paşalarımız asla bitmeyecektir. Bizi sivil halimizle gören şeytanın köpekleri eğer askeri kamuflaj halimizi görmek isterlerse, 100 yıl öncesi gibi Sakarya'yı tekrar hatırlatmaya hazırız. Onlarla işbirliği yapan Safevilerin köpekleri İran ve İran'ı destekleyen köpeklere de. Bir Arapça ezginin başlığıyla bitiriyorum yazımı. Saufa nabka huna. Biz burada kalacağız. Biz burada direneceğiz. Biz burada savaşacağız. Başkomutan Erdoğan, bu millet senin yanında. Allah senin yanında, ümmetin mazlumlarının duaları senin yanında. Bizim için ölümden ötesi var mı ey başkomutan? Ne yaşadıysak yaşamadık mı? Ne yediysek, ne içtiysek hepsi aynı değil mi? Şu dünyada bize verilen temelde karın doyuran bir ekmek ve bir su değil miydi? vatan savunmasında şehit olmaktan daha kutlu ne olabilir? Seninleyiz başkomutan. Hangi yılın, hangi Ağustos ayında gelirlerse gelsinler. Hangi gün gelirlerse gelsinler. Emin ol bizi almadan seni alamayacaklar. Öyle ya da böyle eğer biz bir savaş meydanındaysak hepimiz tek tek şehit olana dek seni düşmanlara vermeyeceğiz ve yere en son düşen sen olacaksın. Gerçek bir komutana yakışır şekilde. Son şehidimiz sen olacaksın Erdoğan ve bizler cennette tebessüm ederek seni bekliyor olacağız. bisimit.haberseyret.com